Geldim. Kan kokusunu aldın. Koşa koşa geldin konağın kapısına ha. Ne kanı ya, ne kokusu. Ne diyorsun sen be? Mavim boşanacak sandın. Hemen hop Ali'ye konmaya geldin ha. Ama... Anca bunu görürsün sen. Ne diyorsun ya? Git başımdan. Allah Allah ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Refika teyzem. Hı. Ali ile Mavi boşanıyormuş, doğru mu? Ah be Gülizar. Ah başımıza gelenleri bir bilsen kızım. Ayrılıyordu. Benim oğlum bu Mavi'den ayrılıyordu. Ama bu çamçalar gene vazgeçirdiler. Tövbe yarabbim. Barıştılar yani, öyle mi? Ah be yavrum, sen beni dinle. Bu oğlan ondan ayrılacak. Göreceksin bak. Sen onun gözünün önünden ayrılma. Duydun mu beni? Ana. He. Hani yuva yıkmak en büyük günahtı? Bakıyorum sen teknik traktör gibi taktik verip duruyorsun Gülizar'a. Oğlum bunlarınki yuva mı? He? Yuva mı bunlarınki? Hem sen ne karışıyorsun kadınların işine? Bak Gülizar, anamın gönlü rahat. Abimin yuvasını sana yıktıracak, vebali de senin üstüne kalacak. Abah diyeyim burada. Terbiyesiz. Uğraşma ben İsmet. Ne uğraşacağım kız seninle? Hayır, anam kaynanan olsun diye bu kadar ısrarlıysam... ...benim medeni durumum daha uygun ha. Bekar yalnız bir adamım sonuçta. İsmet! Ölsem yine evlenmem seninle. Dalga geçiyorum zaten. Bu saatten sonra yalvarsan, ayaklarıma kapansan almam ben seni. İsmet! Ne var ana ya? Bak adamın sinirini kaldırma. Ay sen ne terbiyesiz oldun. Hem ne işin var böyle karı kız arasında gıybet yapan insanlar gibi? Ne oluyor Refika? Niye bağırıyorsun sen yine? Ay ne bağıracağım bey? Senin bu densiz oğlunla uğraşıyor. Sen buna bakma kızım, sen buna bakma. Ben onun kulağını çekeceğim. Eşek sıpası.